Evet, şu anda Mavi Göl'deyiz. Ankaralıların sıklıkla geldiği mesire alanlarından birisi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mavi Göl. Merak edilen bir konu var. Mavi Göl'de mangal yakmak yasak mı? Evet, yasak. Piknikçiler, özellikle mangal yakmak isteyen kişiler, vatandaşlar Mavi Göl'ü tercih edemiyorlar. Çünkü mangal yakmak ve semaver yakmak yasak. Ondan dolayı sakin bir gün. Kamelyalar genelde boş. Piknik yapmak için gelen insanlar var. Ancak ya küçük bir kullanarak et pişiriyorlar veyahut da kahvaltılık börek, kek tarzı yiyecekler getiriyorlar yanlarında. Ankara Valiliği'nin almış olduğu karar dolayısıyla Mavi Göl'de mangal yakılamıyor. Bundan dolayı mangal yakmak isteyen vatandaşlar çevre ilçelere gidiyorlar. Kızılcahamam gibi, Çubuk gibi, Beypazarı, Güdül, Akyurt, Kalecik gibi ilçeleri tercih ediyorlar. Oralarda da aşırı yoğunluk var. Burası Ankara'ya en yakın mesire alanlarından, piknik yapma alanlarından birisi olmasına rağmen şu anda da hava mangal için veya piknik yapmak için oldukça müsait olmasına rağmen burası boş denilecek tarzda sakin. Hafta sonlarınızı geçirmek için Mavi Göl'ü tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi normalde buralarda boş alan bulmak çok zor. Mangal yakmak yasak olduğu için ve semaver yakmak yasak olduğu için insanlar burayı çok tercih etmiyorlar. Ama dinlenmek için, serinlemek için, hafta sonunuzu burada geçirmek, stres atmak, yoğun iş temposunun stresini atmak için gelebilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Aileler geliyorlar. Normalde mangal yakmak serbest olsa buralarda boş kamelya bulmak çok zor oluyor. Ahmet Emir, pilin mi bitti? Ahmet Emir, pilin mi bitti? Ben koşarım. Oo, sen daha nasıl daha tırmanacağım? Şuraya yürüyemedin. Evet, Emin Bey var. Emin Bey, GoPro'da nasıl geçiyor hafta sonunuz, pikniğiniz? Değişik. Ahmet Emir GoPro'mu istiyor. Ben de bir şaşırdım. Canlı yayındayız. Valla. İsi gelmiyor. Burada Furkan Bey var. Furkan Bey, sizin düşüncelerinizi alalım. Ne konuda? Burada mangal yapmak yasak ama piknik yapılabiliyor. Ya bence kalabalık olmaması güzel. Ama mangal olsa bence daha iyi olabilirmiş. Ama kalabalığı azaltmak için iyi bir yöntem bence. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Samiye Kuzu Hanım neden yasaklandı? Bilgi verir misiniz demiş. Ankara Valiliği'nin almış olduğu karar dolayısıyla yasaklandı. Bunun sebebi de sanıyorum insanlar mangal yakmak için özellikle pikniğe gittikleri için yoğunluk oluşturmasınlar diye böyle bir karar alındı diye düşünüyorum. Ancak insanlar tabii hafta sonu stres atmak istiyorlar. Keyif yapmak istiyorlar. Özellikle pandemi sürecinde evde kaldıkları için dışarı çıkıp rahatlamak istiyorlar. Mavi Göl ve Ankara civarındaki parklarda mangal yasak olduğu için çevre ilçeleri tercih ediyorlar. Oralarda da aşırı yoğunluk var. Biz mesela 2-3 hafta önce Çubuk Karagöl'e gitmiştik. Karagöl'e giremedik. Çok aşırı yoğunluk olduğu için arabamızı dahi sokamadık, yaklaşamadık bile. Yani Ankara'dan nereden baksanız bir 50-60 kilometre vardır. Karagöl'e gittik.
Döndük, dönüşte bir yeşil alan bulduk. Orada pikniğimizi yapmak zorunda kaldık. Tabi Ankara Valiliği'nin takdiri bu. Muhakkak yani detaylar araştırılmıştır neden böyle bir karar aldığıyla ilgili ama çevredeki ilçelerde de yoğunluk olduğu için yani nasıl bir sonuç doğurur bilemiyorum. Mavi Göl'de sakin bir gün. Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin idaresinde. Girişte güvenlikler ateş kontrolü yapıyorlar. Ateş olanları almıyorlar içeriye. Park alanına. Giriş ücreti 2 TL. Araçla giriş 2 TL. Biliyorsunuz önceki belediye başkanı Mustafa Tuna döneminde Ankara'daki tüm parklara giriş 1 TL yapılmıştı. Yeni dönemde seçilen Mansur Yavaş'la birlikte de 2 TL çok cüzi bir ücret.